garson diye bir mahrem sorumlu vardı. Garson kod adı verilen. Onun CD kartlarla ilgili yeni bilgilerine ulaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı çalışma kapsamında ve KOM başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında kırılan şeyler vardı. Şifreler vardı. Binlerce FETÖ'cünün, kripto FETÖ'cünün ismi, emniyet personelinin ismi ortaya çıkmıştı. Şimdi yeni bir veri var. 3000 kripto FETÖ'cünün yeniden tespit edildiği. Daha öncesinde 4121 mahrem unsur, terörist, ajan, ne denir ki, militan, ondan sonra ortaya çıkmıştı. Şimdi de yeni yapılan çalışmada 3400 mahrem abla. Abla kim? Örgütün kadınlardan sorumlu elemanı, militanı, teröristi, casusu. Yani her şey diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz abi abla modeli üzerine çalıştıkları için kendileri öyle diyor. Biz yoksa abla güzel bir şeydir. Abla büyüğümüzdür. İşte abla deriz, şey yaparız, abi deriz, severiz. İşte imam derler diyorlar. İmam bizimdir, imamlarımız bizim ne diyelim her yerde. Bizim o manevi dünyamızı zenginleştiren insanlardır. Ondan sonra ama böyle bir adlandırma var. Bu polis memurlarının mesleğe adım attığı ilk günden itibaren adım adım izlendiği tespit edilen bu 3400 mahrem ablanın ayrıca tüm örgüt mensubu erkek polis memurlarından emniyet müdürlerine kadar olan örgüt üyelerinin eşlerinden de sorumlu oldukları tespit edilmiş. Bakın, eşlerinden de sorumlular yani bunlar. Ondan sonra bu KOM başkanlığı mahrem ablaların hangi polis memurları veya müdürlerine veya eşlerinden sorumlu olduğuna ilişkin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine gizli yazıyla iletmiş. Allah KOM'dan da, Allah Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da razı olsun. Bu arada haberi de yapan Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'ndeki meslektaşlarımıza da tebrik ederim. Sağ olsunlar. Güzel bir haber ortaya çıkartmışlar, koymuşlar. Bu önemli. Peki neydi bu garson, onu da söyleyelim. Bu MIT'in KOM'a teslim ettiği şifresi kırılmış dokümanlarda FETÖ'nün 7 Şubat, 17-25, 15 Temmuz darbe girişimi dahil birçok kumpasında görev almış 4672 mahrem sorumlu daha önce bu CD karttan çıkmıştı. MIT bunu 6 sene sonra kırmayı başarmıştı. Bu dokümanı, şifreli dokümanı. Biliyorsunuz şifreli maili falan da öğreniyorlar. Bu adamlar hem terörist olarak yetiştiriliyor hem casus olarak yetiştiriliyor. Yani şöyle düşünün, 13-14 yaşında ağlarına düşürdükleri çocukların beyinlerindeki bütün temiz bilgileri boşaltıyorlar. Sonrasında kendi o kirli bilgileriyle beraber aynı zamanda bakın 13-14 yaşından itibaren bu çocuklara bir istihbarat servisinin personeline hangi eğitim veriliyorsa o eğitim veriliyor. Şifreli haberleşme, şifreli bilmem şey yapma, kod kullanma, takip şu bu falan filan. Böyle bir örgütten bahsediyoruz. O yüzden çok tehlikeli. Hala o yüzden mücadele devam etmesi gerekiyor. Dün Hacı Murat Dinçer'le bir nebze onu da konuşmuştuk. Çok aslında saatler sürecek bir konu. FETÖ'yle mücadelede az önce dedik ya bir saniyelik rehavetiniz olmamalı. Burada da mücadelede bir saniyelik rehavetiniz olmamalı. Ondan sonra bu noktada da mücadele eden herkese de selam olsun. Bizler mücadele eden bir adım atmayacağız. 20 sene önce de mücadele ediyorduk. Ben 45 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu örgütün pis bir örgüt olduğunu biliyorum. Ve bundan 20 sene sonra da pis bir örgüt olacağını biliyorum. Olduğunu söyleyeceğim. Ve güvenmiyorum. Bu ve benzeri yapılara bunlar güzel dinimiz İslam'ı kullanan ondan sonra ama o içindeki alçaklığı kamufle etmeye çalışan edemez. İslam'ın güzelliğini de kirletemezler ama o alçaklığı da kamufle edemezler. Yani gerçeklerin her zaman er geç bir gün ortaya çıkma özelliği vardır. Aynen bunlar başka başka güzelliklerimizi, milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi kamufle ederek, kalkan olarak kullanarak hareket eden tipler gibi.
O yüzden bu tiplere hiçbir zaman prim vermeyin. O noktada da bugünün gündemini bu sözlerle tamamlayalım. Dediğimiz gibi yarım saati yine geçmişiz. Biz bu programı başlarken yarım saat konuşuruz dedik ama biz de söz çok konuşuyoruz, bitmiyor. Yani aktarmak gerekiyor. Bilginin sınırı yok yani. Onları aktarmamız gerekiyor. O yüzden hakkınızı da helal edin. Elmalı yazmış, pişman FETÖ'cü yoktur. Nedim Şener demişti. Evet, pişman FETÖ'cü yoktur. Asla yoktur. Şöyle bir cümle daha vardır. Vardı. Acırsanız acınacak hale düşersiniz. O yüzden FETÖ'ye acımayacağız. FETÖ'cülere acımayacağız. Yani örgütsel anlamda o bağı, o aidiyeti hisseden FETÖ'cülere. Pişman olmuştur. Gerçekten pişman olmuştur. Bilgi de paylaşır. Ha tabii ki bilgileri paylaşacaktır. Varsa suçu cezasını çekecektir. Aynen PKK'dan teslim olanlar gibi düşünün.